Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda şu şekilde bir matkap bataryasının içerisine şu şekilde bir hızlı şarj modülü yerleştirip zor durumlarda telefonumuzu şarj etmek için bir düzenek hazırlayacağız. Videomuz sponsor olduğu için PCBWay'e teşekkür ederiz. PCBWay ile tasarlamış olduğunuz PCB'lerinizi çok düşük maliyete bastırabilir ve ilk siparişinizde hemen 5 dolar indirim kazanabilirsiniz. Açılan sayfadan ya da üst sekmeden PCB ölçülerinizi ve miktarı girip hemen teklif alabilirsiniz. Daha fazla detay ve teklifler için PCBWay'i ziyaret edebilir, onları Instagram ve Facebook'ta takip edebilirsiniz. Daha bayıra montaja gittiğinizde ya da bir yere gittiğinizde şarj aletini takacak bir yeriniz yoksa ciddi bir sıkıntı yaşamışsınızdır. Mutlaka ustaların başına gelmiştir bu şekilde. Matkabımız 12 voltluk bir şarjı matkap. Ama üretici firma burada bakın 3 pili yerleştirmiş. Yanına da 2 adet boş kısım bırakmış. Bunun sebebi aynı şablonu kullandığı için 14 voltluk ya da 18 voltluk matkaplarda da aynı kasayı kullandığı için bu kısımlar boş gibi gözüküyor. Elimizdeki devre standart bir telefon şarj devresi değil. Hızlı şarjı destekleyen telefonlarda hızlı şarj özelliği mevcut. Yani 5 voltun dışında 9 ve 12 voltluk çıkışları da buradan alabiliyorsunuz. Hemen arka kısmını çevirdiğinde bakın giriş voltajından 6-32 volt arasında bağlantı yapabiliyorsunuz. Bizim matkap bataryamız 12 volt ama sizin elinizde 14 voltluk ya da 18 voltluk matkaplar varsa onlar için de giriş voltajı çok uygun. Hemen şu kısımda bir led kısmı var. Bağlantıları doğru yaptığınızda led yanıyor. Ledin sürekli yanmasını istemediğimiz için üzerine minik bir anahtar bırakacağız. Gerekmediğinde burası devreye girmeyecek. Burada yaşayacağınız en büyük problem devre için içeride uygun bir yer bulmanız gerekiyor. Şu şekilde ama şurayı tabi biraz tırlaşlamam gerekiyor. Bu kısmı keseceğim. USB'nin uç kısmının düz bir alana yaslanması gerekiyor. Şimdi şuradan da bir delik kısmı açacağız. Şimdi bunun burada eksi ve artı kısımları var. Biz matkap bataryamızdaki eksi ve artıları bulup buraya uygun şekilde bağlamamız gerekiyor. Peki matkaptaki artı ve eksiyi nasıl bulacağız? Bunu bulmanın pratik yolu şu. Üst kapağı şu şekilde taktığınızda buradan bakın eksi ve artı belirtilmiş. Yani şu şekilde delikteki kısımlardan bakarak anlayabilirsiniz. Ama ben işi sağlam alayım diyorsanız şu şekilde elinizde ölçü aleti varsa bakın şuradan hangisi artı hangisi eksi dokundurabilirsiniz. 12.1 volt civarında. Bakın şu probları yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim. Artı eksi anlayın diye bunu yapıyorum. DC'nin altına eksi geldi. Yani burada artı eksi yanlış dokundurduğumu anlıyorum. Çeviriyorum. Bakın şöyle dokundurduğumda DC'nin alt kısmındaki eksi kaybolmuş olacak. Bakın. Gördünüz mü? Yani şu gerçek artı. Bu da gerçek eksi. Bu eksi ve artı kısımların yan taraflarına çok küçücük bir lehim yapıp kabloları buraya birleştirmeyi düşünüyorum. Artıyı buraya, eksiyi de buraya yaptık. Yani eksi tamamen siyah kablo. Artımız da şu şekilde kırmızılı bir kablo. Burada dikkat edeceğiniz şey kabloları birbirine sakın kısa devre yaptırmayın. Çünkü burada piller üzerinde bir kısa devre yaparsa bir çatırtı ortaya çökebilir. Devrenin üzerinde bir led olduğunu söylemiştik. Eğer biz buraya bir anahtar koymazsak üzerindeki led bataryadan sürekli enerji çekecektir. Bataryanın artı tarafından gelen kabloyu anahtarın diğer bacağına lehimliyorum. Diğer bacağı da şu şekilde lehim yaptım. Onu da birazdan göstereceğim. Bataryamdan gelen eksi kabloyu devremdeki eksiye direkt bağlıyorum. Eksiyi getirdim. Devrenin eksisine direkt bağladım. Artıyı önce anahtara girdirdim. Anahtarın diğer ucundan bir kablo daha aldım. Bu kabloyu da buradaki artı kısmına lehimleyip işlemi bitireceğim.
Devrenin son hali bu şekilde. Bakın şu an üzerinde ışık yanmıyor. Anahtarı devreye aldığım zaman üzerinde ışık yanıyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Son hali. Bakın bu şekilde. Devre çalışmıyor. Düğmeye basarsanız şu şekilde aktif hale geldi. İç kısımla alakalı artık yapacağım hiçbir şey kalmadı. Bunun kapağını artık kapatıyorum. Tabi toz pislikle alakalı akla bir şey gelecektir. Onun için de buraya ufak bir bant yapıştırılarak, bant sökülüp kaldırılarak burası muhafaza edilebilir. Çünkü zemine çok yakın olduğu için eğer pislik ortamda çalışıyorsa burası tıkanabilir. Buna da dikkat edin. Şimdi kablomuzu taktık. Diğer ucunda telefonu takıyorum. Bakın şu an gördünüz mü? Çift şimşek işareti çıktı. Yani şu an hızlı şarjı başlattı. Düğmeye bastım. Şarj işlemi durdu. Tekrar düğmeye bastım. Tekrar şarj işlemi başladı. Gayet pratik ve güzel oldu. Bu şekilde bu ve buna benzer devreler internet ortamında satılıyor. Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Gerekirse linkini de size bırakırım. Tabi bunun diğer bir kolaylığı ne olacak? Piyasada şu şekilde 5 voltla çalışan USB LED'ler var. Ama inanılmaz ışık veriyorlar. İhtiyacınız oldu. Işık kaynağına ihtiyacınız var. Şu şekilde bakın bunu takın. Mükemmel bir ışık veriyor. Süper. Yani matkap çift bataryalıysa bunu kenara koyup fener gibi kullanabilirsiniz. Diğer bataryada çalışabilirsiniz. Gayet keyifli proje oldu. Çok maliyetli olduğu söylenemez. Buradaki devrelerin son fiyatlarını ben de hatırlamıyorum. Bu şekilde hobi seven arkadaşlar varsa ve dağda bayırda sürekli iş alan usta arkadaşlarımız, hobi seven arkadaşlar varsa bu şekilde bunu dönüştürüp çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Şu şekilde USB bir test ölçerimiz var. Bakalım ne kadar volt ve amper çektiğinde buradan görelim. Gerçekten hızlı şarj ediyor mu? Bakın mükemmel. Şu an hızlı şarj protokolünü başlattı. Voltaj yaklaşık 9 voltla neredeyse 2 amperle şarj ediyor. Şimdi akla şu soru gelebilir. Matkap şarjda kullanılırken buradaki şarjda herhangi değişen bir şey oluyor mu diye. Onu da bakalım. Bakın çıkış voltajında ve telefona giden amperde hiçbir değişim olmadı. Tabi sorular hiçbir zaman bitmez. Peki böyle bir batarya ile bu telefonu ne kadar şarj edebiliriz? Elimizdeki batarya 12 volt 1,5 amper. Yani yaklaşık güç olarak bunu hesaplarsak 18 wattlık bir güç kaynağımız var. Günümüz telefonların da yaklaşık 20 watt civarında olduğunu düşünürsek bir batarya ile yaklaşık bir telefonu tamamen şarj edebileceğinizi söyleyebiliriz. Tabii bu tamamen telefonu şarj etmek için değil, o an acil bir durumu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlem. Çok acil durumlar için çok kullanışlı proje olacaktır. Umarım faydalı video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.